buradaki doğa katliamını 6 yıldır burada gözlemliyorum. Yani şöyle biraz acımasız konuşacağım. Dersimi yok etmek istiyorlar. Çok acımasız bir çevremize karşı düşmanlık var. Bunu az çok bütün Dersimli biliyor. Ama o kadar çok bilinçli insan var ki bunun üstesinden geleceğiz biz. İnanıyorum. Her ne kadar gençlerimiz burayı bırakıp gitse de biz emekli olanlar geri gelip buranın bekçiliğini yapacağız. Ve Dersim'i asla kimseye vermeyeceğiz. Dersim bizim, bizim evlatlarımız ve doğa talanına tamamen karşıyız. Ne yapılıyorsa hepsinin önünde kendimizi atmaya hazırız. Başka bir şehir yapmak amaçları doğamızı talan ederek ve başka insanları buraya yerleştirerek, burada barajları fazlasıyla yaparak insanlar kar yağışını durdurmak, çevremizi tamamen verimsiz hale kılmak. Bilinçli insan çok burada. Hepimiz buradayız. Korkmuyoruz. Hepimiz buradayız. Bu doğayı biz yeniden coşturacağız. Biz gereğini yapıyoruz. Halk olarak gereğini yapıyoruz. Bizim doğamızı talan edenler zaten dışarıdan gelen insanlar. O gizli insanlar doğamızı talan edenler. Biz biz bunun hakkından geliyoruz zaten. İnanın geliyoruz. Yani doğamızı talan etmeleri zaten müsaade etmiyoruz. Yani belediye bu işi iyi yapıyor. Burada insanları yönlendiriyor. Ben iki belediye başkanıma da çok güveniyorum. Çok güzel işler yapıyorlar. Ben 3 aydır çok iyi gözlemliyorum. Doğamız için çok güzel şeyler yapıyorlar. Bize göre cansız bir şey yoktur. Ağaç da canlıdır, taş da canlıdır, doğa da canlıdır. Biz herkesin yaşam hakkını savunduğumuz gibi hayvanların, doğanın, çevrenin de yaşam hakkını savunuyoruz. Erzincan, burası, Bingöl, bu coğrafya tahrip ediliyor. Yeraltı, yerüstü madenleri talan ediliyor resmen. Ormanlarla, HES'lerle, barajlarla bir tahrip de söz konusu. Biz doğamızın, coğrafyamızın olduğu gibi kalmasını istiyoruz. Ya şimdi doğa neticede tüm insanlara gerekli olan bir şeydir. Bu ülkenin veya hangi coğrafyada katledilirse edilsin, neticede insanlar için geçerli olan bir şeydir. Bunu korumamız lazım ve bununla katliamı olan yerlerde de mücadele etmemiz lazım. Yani daha fazla zenginlik elde etmek istiyorlar, yeraltı kaynaklarını elde etmek istiyorlar. Yani bu da insanlık için iyi bir şey değil. Neticede kendilerini de yok etmiş oluyorlar. Yani başka söyleyeceğim, yani suya, ormana, ağaca, nerede gelirse gelsin, biz yani bunlar olmasa temiz bir hava alamayız ve temiz bir doğada yaşayamayız. Bu kadar basit. Vallahi bu işin düşüncesi olmaz, sağı solu olmaz veya bir kurum olmaz. Tüm insanlığı, sağı solu herkes birleşecek. Çünkü hava herkes için geçerli. Doğa herkes için lazım. O anlamda herkesin bu konuda mücadele etmesi lazım. Son 10 yıldır Dersim'in bir ücra köyünde, Ovacık'ın bir dağ köyünde yaşayan bir insanım. Gerçekten doğa sorunu ülkemizin, bütün dünyanın olduğu gibi ülkemizin de en temel sorunlarından biridir. Özellikle bölgemizin de en önemli sorunlarından biridir. Binlerce yıldır süre gelmiş olan doğa son benim yaşadığımın 15 yıl içerisinde acımasız bir şekilde yok ediliyor. Mesela bu sene henüz başlamadı ama bundan önceki seneler bizim yakın köylerimizde ormanlar haftalarca yandı. Biz kendi oturduğumuz köyde duman kokusundan oturamaz olduk. Devlet hiçbir şekilde onu söndürmek için çaba göstermediği gibi kendi çabalarıyla, yani kendi katkılarıyla yangını söndürmeye çalışan insanları da durdurmaya çalıştırdılar. Sadece yanan ağaç değildi. Orada onunla beraber bir hayat yanıyordu. Yani bu coğrafyada yaşayan bütün türlerin hayat alanı yok ediliyordu. Biz 2013'te köye yerleştik. Bizim köyümüz 1994 yılında yakıldı. Bütün köyler hiçbir şey ödenmeden varoşlara sürüldü. Çoğu öldü. İnsanların yeniden topraklarına yerleşmesini, yeniden hayat kurmasını istemiyor. Ama bu çok saçma bir şey. Artık bu politikalar ülkeye hiçbir şey kazandırmaz. İnsanoğlunun bugüne kadar yarattığı hiçbir düşünce, hiçbir din, hiçbir ideoloji tam olarak
bir bütün olarak doğada var olan yaşamın devamını temel alan bir felsefe geliştiremedi. Çünkü hiçbir zaman insan türüyle beraber yaşayan canlıların varlığı bu kadar tehlikeye girmemişti. Son 200 yılda yeryüzünde canlı türlerin neredeyse %20'si yok edildi. Acımasız bir şekilde yok edildi. O açıdan en önemli, yani felsefi olarak konuşursak, bence en önemli şey sadece insan çıkarı, insan ırkının çıkarına veya bir sınıfın veya bir milletin veya bir bölgenin çıkarını gözeterek politika üretmekten vazgeçmek lazım. Bir bütün olarak insanın yaşadığı doğada, insan türüyle var olan, onlarla beraber yaşayan bütün canlıların yaşam, birlikte yaşama olanaklarını meşru kılan inançlar, düşünceler, felsefi akımlar geliştirmek lazım. Yani yıllardan beri bu şehirde bir doğa talanı var. 90'lı yıllarda köy boşaltmalar, orman yakmalar, bunlar olan şeyler. Bununla birlikte bu kez bir maden süreci başladı. Maden arama süreci başladı, yol yapma süreci başladı. Söz gelimi yaylalara giden yollarda birçok alan tahrip ediliyor. Yapılan kale kollarda birçok orman alanı tahrip ediliyor. O tahrip edilen alanlarda hayvanların da hakkı var, kuşların hakkı var, börtü böceğin hakkı var. Yani yıllardır yanan bu doğanın yanında bugün bir tahrip etme durumu var. Bunun önüne geçilmeli. Doğanın her yeri bizimdir. Yani doğusu, batısı, güneyi yok. Doğa insanlığın malı. Bizim yaşam alanımız olduğu gibi o mekanın, hayvanların da kendine ait yaşam alanları olduğunu. Şimdi siz hayvanların yaşam alanlarına bu kadar girdiğiniz zaman hayvanların veya floranın, faunanın bulunduğu alanlar da yok olacak. Yani hayvanın tahribi söz konusu olduğu gibi bitkilerin alanı da, endemik bitkilerin alanı da yok olacak. Bu mücadele herkesin sorumluluk mücadelesi. Bu sırf benim, senin, diğerinin değil. Herkesin, her insanın, insanım diyen herkesin sorumluluğunda. Çünkü bu bir vicdan işi, bir miras işi. Bizden sonra çocuklarımız burada yaşayacak, torunlarımız yaşayacak. Onlara sağlıklı bir alan bırakmamız lazım. Tarımı bu kadar yok etmemeliyiz, doğayı bu kadar yok etmemeliyiz. Öyle düşünüyorum. Her yerde bir kıyım var. Evet, bugün doğaya karşı insanlar bir zafer kazanmış ama onların kazandığı bu zafer büyük bir yıkıma gidiyor. Yani bunun sonu çok tehlikeli.